Şimdi ne yapalım? Bir klas daha açalım. Parantez, aritmetiksel işlemlerde projeksiyonu açalım. Evet, matematikte işlem önceliği var diyoruz. Yine bir klas daha açtık. Sample 007 dedi. Public Static Void main'i seçtik. Int birinci sayı diyelim. Birinci sayı eşittir 4 olsun. Int ikinci sayı eşittir 8 olsun. Üçüncü sayı diyelim. Üçüncü sayı eşittir 12 olsun. Sonuç diyelim. Sonuç eşittir. Birincisinde parantez kullanalım mesela. Birinci sayı artı matematikte işlem önceliği çarpma parantez varsa ilk önce neydi? Parantez içi yoksa çarpma bölme toplama çıkarma üçüncü sayı dedik. CS out dedik. Parantez kullanıldığında sonuç artı sonuç şu iki satırı toplarsak birincisinde parantez kullanıldığında sonuç ikincisinde de parantez kullanılmadığında sonuç. İlk önce parantez kullanıyorsak ne yapıyor? Sonuçlar farklı çıkıyor. Birincisinde 144, ikincisinde 100. Şurada ilk önce parantez, sonra çarpma. Burada çarpma, sonra toplama işlemi yapıyor. Evet, bunu bir yazalım. Evet, işte operatör ve öncelikler kısmına baktığımızda işte artı eksi değil, not değil, ilman işareti olduğunda increment, artı artı olduğunda ne yapma? Artırma. Eksi eksi olduğunda decrement, yani azaltma. İşte ikili aritmetik operatörler, işte çarpma ve bölme ve modül işlemleri. Öncelik olarak bunları tekli operatörlerde işte binary aritmetik işlemlerde çarpma, bölme ve bölmeden kalan işlemi. İşte artı artı ne yapıyor? Artırma işlemleri. Artı eşittir yine atama yaparken bu şekilde, yani bunun açılımı ne oluyor mesela? Equals imount eşittir imount artı 5, değil mi? İşte çarpı eşittir dediğimizde ne oluyor? Imount eşittir imount çarpı 5. İşte yani böyle uzun şekilde de yazabiliriz. Yani böyle artı eşittir diye atama da yapabiliriz. Çarpı eşittir diye atama da yapabiliriz. Yine artırma, decrement ve increment operatörlerimiz işte count artı artı işte bunun sonda kullanımı ve başta kullanımı var. Eğer sonda kullanımı olduğu zaman ne oluyor? İlk önce atama yapıyor, sonra artırma, eksiltme de eksi eksi. Tersi olursa, başta olursa ilk önce artırıyor veya azaltıyor, sonra atama yapıyor. Buna bir örnek yapalım. Yine bir tane ne yapalım? Sample. Sample 008. Public Static Void main'i seçtik. Int sayı 1 eşittir 5 dedik mesela. İlk sayı 2, bu da 5 olsun. İlk
İl önce artı sonuç dedik. Eşittir. Artı artı sayı 1. Artı artı sayı 1. İlk İl sonra artı sonuç dedik. Eşittir. Sayı 2 artı artı dedik. Bunları bir ekrana yazdırırsak sayı 1 sayısı alt sayı 2 önce artı sonuç önce artı sonuç artı önce artı sonuç serisi alt sonra artı sonuç artı sonra artı sonuç. Evet, kaydedip çalıştırdığımız zaman işte sayı 1 ne oluyor? Artı, sayı 2 artı. İ önce artır sonuç. İlk önce artırıyor, sonra atama yapıyor. Sonra artırda da ilk önce atama yapıyor, sonra ne yapıyor? Artırıyor. Bunu eksi olarak İ önce eksi sonuç eşittir eksi eksi sayı 1 i sonra eksi sonuç eşittir sayı 2 eksi eksi. Şurayı derseniz toplayalım. İ önce artır sonuç, İ önce eksilt sonuç diyelim. Şunu da İ önce eksilt sonuç, şunu da İ sonra eksilt sonuç, şunu da İ sonra eksilt sonuç. Evet. Kaydedip çalıştırdığımız zaman sayı 1 ne yapıyor? 5, sayı 2 5 azalttığımızda işte önce eksil dediğimizde önce eksiltiyor sonra atama yapıyor. İşte bu sonda son başta olunca eksiltiyor sonra atama yapıyor. Başta olursa böyle, sonda olursa İlk önce atama yapıyor, sonra eksiltiyor. Nerede bir yazalım. Şimdi bir sample daha açalım. Ne dedik? Class dedik. Sample 009 public static void main'i seçtik. İlk sonuç dedi. Bulun başarı diye bir bulun değişken tanımladık. Bulun ne gönderiyordu? True ve false gönderiyordu. Başlangıç değeri olarak buna ne diyelim? False diyelim. Sonuç eşittir. Şöyle işaret de kullanabiliriz istiyorsanız. Artı 1 mesela. 1. Yani burada sonuç ne oldu? Sonuç 1 oldu. Neyse altta sonucu yazdırdık. Burada sonuç 1. Yani direkt 1 de yazabiliriz. Sonuç eksi eksi dedik. Burada ne oldu sonuç? Sonuç 0 oldu. Evet.
Öncelikle sonuç artı artı dedik. Burada tekrar ne oldu sonuç? Tekrar sonuç 1 oldu. Şunu da şöyle atlama da yapabiliriz. Sonuç eksi eşittir ya da eşittir eksi sonuç. Yani eksi eşittir sonuç. Eşittir eksi sonuç. Bu sefer ne oluyor? Burada eksi 1 oluyor tekrar. Sonuç ne oldu? Sonuç eksi 1 oldu. Burada eksi 1 oldu. İşte CSE out başarı dedik. Başarı neydi? False'tu. Eğer şu şekilde yazarsak değildir. Yani önüne bir ünlem işareti getirirsek başarı bu sefer ne yapacak? Burada false, burada true gösterildi. İşte 1, 0, 1, eksi 1. False ve true. Bunu da bir çalıştıralım. Yine ne yapıyoruz? İşte bir tane sample daha açalım. Sample 0-10 diyelim. 0-10. Public static void main'i seçtim. Yine artırma ve eksiltme operatörleri ile ilgili i eşittir 3 diyelim. I artı artı dedik mesela. Burada ekranı ne yazar? CS out i dedik mesela. Burada ekrana ne yazar? Ekrana 4 yazar. Artı artı i dedik. Şimdi ne yazar? Ekrana. Şimdi ne yazar? 5 yazar. Ekrana 5 yazar. CSE out dedi. Artı artı i. Şimdi ne yazar? Ekrana. Hı? Ekrana 6 yazar. CSE out i artı artı. Şimdi ekrana ne yazar? Kaç yazar? 6 yazar. Çünkü ilk önce ne yapıyor? Atlama yapıyor. Sonra artıyor, artırıyor. Burada 7 yapıyor ama ne yapıyor? Atlama yapmadığımız için. Şurada atlama yaparsak mesela i yazdırırsak burada ekrana ne yazıyor? Burada ekrana 7 yazar. Evet. 4, 5, 6, 6, 7. Evet. Bunu da yazalım.